burada bulunan arkadaşlarımızın ya da hocalarımızın büyük bölümü aslında konunun büyük bölümüne hakim. Ben elimden geldiğince böyle çok da fark edilmeyen ya da işte konuşulmayan başlıklar üzerinde bir bakış açısı yaratmaya çalışacağım. Öncelikle tabii bilimin en önemli sorunsalı, bugünün biliminin en önemli sorunsalı, günümüze çok odaklanmış durumdayız. Çünkü günümüzde gelişmeler o kadar hızlı ki, Michael Kaku'nun çok güzel bir lafı var. Birim zamanda üretilen akademik yayın sayısı okunabilecek düzeyin çok üstünde. Şöyle ifade edeyim, 2000 yılına kadar tüm dünyada üretilen bilimsel yayın 2000-2020 yıllar arasında üretildi. Yani binlerce yıldır ürettiğimiz yayını 20 yıla sığdırdık. Ve yine Michael Kaku diyor ki önümüzdeki 10 yıl bu 20 yıldakinden de daha fazla üreteceğiz. Celal Şengör Hoca diyor ki bir Google aramasına ya da akademik Google'a bir kelime yazarsanız, anahtar kelime, bununla ilgili akademik araştırmaları filtrelerseniz yaklaşık 500 bin sonuç bulursunuz diyor. Hangisini okuyacağız? Hangisi bizim işimize yarayacak? Bunu filtrelemek çok zor. O yüzden burada mümkün olduğunca bakış açımızı geçmişten geleceğe ışık tutacak şekilde bir paradigma geliştirerek yapabilirsiniz. Ki burada da Carl Sagan çok güzel bir şey söylüyor. Geçmişe bakmayan günü yaşayamaz. Günü konumlayamaz. Ve konumunu belirleyemediğiniz hiçbir şeyi de geliştiremezsiniz. O yüzden hani benim buradaki temel misyonum mümkün olduğunca geçmişten geleceğe nasıl bir bakış açısı sergilenebilir hipertrofik modeller açısından, bunu konuşmakta fayda var. Tabii konunun temeline biraz indiğimizde aslında direnç kavramı çok önemli bir kavram. Çünkü hayata karşı survive olabilmek için bir dirence maruz kalmamız gerekiyor. Çünkü stresi ortamdan tamamen yalıttığınızda, yani stresi tamamen minimize ettiğinizde, vücudun üstünde böyle bir yapı olmadığında bu sizi çok hızlıca ölüme götüren bir şey. Bu aslında çok eskiden fark edilmiş bir olgu ve günümüzde de aslında bugün direnç antrenmanlarının ön plana çıkmasının temel nedeni de bu kadim öğreti. Ve biz vücudumuzu belirli bir oranda dirence maruz bırakmak zorundayız. Dozunu iyi ayarladığımız sürece direnç bizim için hem koruyucu hem de yaşamı uzun süre devam ettirebilmemiz için ana unsur olacak. Burada da özellikle eski dönemlere baktığımız zaman direnç felsefesinin ya da işte bir dirence maruz kalma felsefesinin köklerinin milattan önce 5000'lere kadar gittiğini, kadim medeniyetlerde özellikle Asya'da, Afrika'da ve yine antik Yunan'da çok ciddi bir temelinin olduğunu ve burada birçok insanın direnç egzersizlerin, özellikle bir dirence karşı yapılan eylemlerin insan sağlığını etkileme, performansı geliştirme noktasında ciddi kazanımları olduğu ifade ediyor. Tabii burada çeşitli özel medeniyetler var ki burada daha çok işte savunma ve askeri disiplinler açısından çok önem verilen bir başlık olarak direnç felsefesi konuşuluyor ama tabii ki belirli bir noktadan sonra da özellikle savaşlardan arta kalan zamanlarda kişilerin sosyal aktivitelerini de organize eden bir yapı gelişiyor. Oyunlar ortaya çıkıyor. İşte bizim bugün olimpiyat oyunları dediğimiz kavramın ortaya çıkmasıyla beraber daha hızlı, daha yüksek, daha sergilenen performansın ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Ve burada da özellikle yine direnç antrenmanları açıkçası toplumlar üzerinde ya da işte medeniyetler üzerinde çok ciddi etki alanına sahip oluyor. Tabii burada bir de beden imajı var. Bu da çok kritik bir şey. Bugün mesela hepimizin ortak payda da gününe başlarken önemsediği bir şey var. İyi görünmek. Hani o well-being kavramının özellikle son yıllarda popüler olmasının nedeni de bu. Aynaya baktığımız zaman iyi görünmek istiyoruz. Direnç antrenmanının bunu sağlama potansiyeli de milattan önce 500'lerde, 1000'lerde keşfedilmiş bir şey. Yani direnç antrenmanı yapan insanlar daha iyi görünüyor. Yani bir taşı kaldıran ve onu da tekrarlayan bir şekilde eğer sürdürüyorsanız siz o iş sırasında vücudunuza ciddi kazanımlar elde edip iyi görünmeye başlıyorsunuz. Bu da özellikle hem antik Yunan'da hem Roma'da o günlerde oluşturulan heykellere net bir şekilde yansıtılmıştır. Özellikle işte kaslı heykellerin ortaya çıkmasındaki temel motif de aslında bu. İyi görünme çabası, güçlü görünme. Ki doğal seleksiyon açısından da bu çok kritik bir şeydir. Güçlünün hayatta kaldığı. O zamanlar tabii ki bu farkındalık yok ama aslında bu öğretinin o ön plana çıktığı da bir dönem yaşanıyor o dönemler. Ve aydınlanmanın açıkçası o dönemlere gittiğini biliyoruz. Burada önemli bir figür var. Bu figürü belki biliyorsunuz, belki ilk kez karşılaşacaksınız. Hani hep söylerler hipertrofi için en önemli koşul nedir? Progresif olması yaptığınız işin. Aslında bu yaklaşık milattan önce 600'lere tarihlenen bir şey. Milo of Croton ya da Croton of Milo diye tanımlanan bir güreşçi, bir atlete dayandırılıyor. Özellikle işte bu gördüğünüz figür, onun işte küçük bir buzağı alıp antrenman yaparak belli bir süre sonra buzağı büyüdükçe onu rahatlıkla işte bir boğa ölçüsüne geldiğinde rahatlıkla kaldırabilecek bir duruma getirdiğini gösteriyor. Ve bununla ilgili çok güçlü bir arama yaparsanız ne demek istediğimi daha net anlayabilirsiniz. Çok güçlü kanıtlar ve farkındalıklar var. Ve bugün kullandığımız birçok aslında hipertrofik modelin altında da Milo'nun etkisini görebiliyoruz. Ve dönemin en ünlü sporcularından bir tanesi. Hatta özellikle felsefeciler, şairler,
ve yazarlar Milo ile ilgili hem sportif tarafta hem de insan türünün kendisiyle ilgili üstün bir ırk olma noktasında ya da üstün bir tür olma noktasında kritik bir eşiğe sahip olduğunu, hatta işte çok yırtıcı hayvanlarla baş edebilecek kadar bir güç ve kuvvet üretme potansiyelinin olduğuna dair de kanıtlar sunuyor. Burada tabii şunu da özellikle söyleyeceğim. Biz bugün mesela çok konuşuyoruz işte insanlar sağlığı nasıl sürdürebilir diye. Burada işte egzersize ve beslenmeye çok önem veriliyor. Aslında bu da yine çok eski bir öğreti. Hipokrat'ın söylemleri içerisinde kişilere yeteri kadar beslenme ve dozunda eğer egzersiz sağlayabilirseniz o kişinin hem sağlıklı hem de uzun yaşayacağına dair bir farkındalık geliştiriyor. O yüzden burada bana göre tarihte 3 tane önemli felsefeci ve hekim olan kişi var. Bunlardan bir tanesi Hipokrat ki Kostu'dur zaten. Yani bu coğrafyanın insanıdır. Devamında hemen ardılı olan Galen Bergamalı'dır. Yine çok önemli bir insandır ve arınma felsefesiyle ilgili egzersizin çok önemli unsurlarını tanımlamıştır ve ifade etmiştir. Ve devamında da yine bu coğrafyadan olan İbn Sina'nın çok ciddi öğretileri vardır. Burada özellikle hareketliliğin insan sağlığı ve performansı üzerinde etkileriyle ilgili. Şimdi günümüze geldiğimizde tabii burada bazı otorite kurumlar var hepinizin malumu. Burada özellikle 50'li yıllardan itibaren bir farkındalık oluşuyor ve bu kadim medeniyetlerden gelen öğreti daha sistematik bir şekilde modern bilime entegre ediliyor ve modern bilim burada direnç antrenmanlarının özellikle insan sağlığı üzerindeki ya da işte performans gelişimi noktasında hatta bir problemi çözme açısından gerçekten etkili olup olamayacağına bakmaya başlıyor. Yani yönü bir anda kas büyütmeden başka bir tarafa çeviriyor dünya. Diyor ki ya acaba burada sorunsal sadece performansla ilişkili olmayabilir mi? Ki burada Harvard Medical School bununla ilgili çok güzel bir guide yayınlıyor 50'li yıllarda. Devamında ACSM bununla ilgili farkındalıklar ortaya koyuyor. Ki CDC hastalıkları önleyebilmek için direnç antrenmanlarının gerçekten bir araç olabileceğiyle ilgili sorunsal yaratmaya başlıyor. Ve bunlarla ilgili araştırmalar eksen değiştiriyor. Yani daha çok performans odaklı işte halterjilerin pratiklediği ya da işte güreşçilerin pratiklediği bir işken direnç antrenmanı bir anda tüm sınıfın ya da işte tüm ekosistem açısından insan türünün odaklandığı bir başlık haline geliyor. Burada da tabii bu kurumlar çok dramatik açıkçası farkındalık oluşturuyorlar ve araştırmaların bu yöne kaymasında özel katkı sağlıyorlar. Tabii burada geniş manada eğer direnç antrenmanlarıyla ilgili belirli bir süre arama yaparsak direnç antrenmanlarının aslında tüm biyolojik sistemlerimiz üzerinde etki ettiğine dair güncel kanıtlar var. Birazdan kanıtlarla ilgili de görseller vereceğim. Buradaki gördüğünüz tabloda ifade ettiğim işte vücut kompozisyonundan antropometrik özelliklerimize, oradan işte lipid profillerimize, kanserin önlenmesine tüm metabolik süreçler özelinde direnç antrenmanlarının etki ettiğine dair güçlü kanıtlar var elimizde. Ve bugün de hala aslında dünya şununla uğraşmaya başladı ki birazdan yine başka bir şey de daha göstereceğim. Özellikle moleküler düzeyde hipertrofik yanıtın insan sağlığını nasıl etkileyebileceği ve hastalıkları önleme ya da hasta olan bir kişinin tekrar geri sağlıklı bir birey olabilmesi için, sağlıklı bir insan olabilmesi için gerekli olan yol ve yolakları harekete geçirme noktasında çok daha minimal düzeyde ya da minimal ölçekte çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. O yüzden hani burada eğer insan sağlığı ile ilgili ya da performansı ile ilgili bir şey konuşuyorsak direnç antrenmanlarının olmazsa olmaz bir başlık olduğunu yakalamamız gerekiyor. Tabii burada önemli sorunsallardan bir tanesi de ben biraz pratiğe açıkçası çok önem veriyorum. Yani teorik tamam güzel, teoriyi bilmemiz gerek, teorisi pratik olmaz ama pratiğe dönüşmeyen teorinin de çok açıkçası gerçeği yansıtmadığını düşünenlerdenim. O yüzden pratikte gerçekten direnç antrenmanı nasıl yapılmalı sorusuna da cevap vermek gerekiyor. Burada da bugünün dünyasında aslında karşılaşılan en büyük sıkıntı ki Cengiz Hocam'la hep bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Amerikalılar şunu çok seviyor. Bir modeli bir kelimeye sığdırıyorlar. İşte bu çok güzel bir şey. Yani düşünün koca bir hikayeyi bir kelimeyle anlatıyor. Siz akıllı direnç antrenmanı yapmak zorundasınız. Bunlar bu akıldan kastım ne burada? İşte sizin için bir kere vücudunuza ve ihtiyaçlarınıza özgü bir plan oluşturmanız lazım. Yani herkes aynı antrenmanı yaparak farklı sonuç alamaz. Hani Einstein'ın çok güzel bir lafı var. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler gerçek delilerdir diyor. Yani eşsiz bedenlere sahip olan canlılar olarak aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklersek aşağısı burada hatalar ortaya çıkacaktır. Ve genel anlamıyla direnç antrenmanları yaparken kullanılması gereken en temel yaklaşım bir kere kendimize özgü olacak. Yani bireyselleştirmeniz gerekiyor, ölçmeniz gerekiyor. Kendi vücudunuzun ya da sınırlarınızın ölçülerini biliyor olmanız lazım. Bunu bir zamana yaymanız gerekiyor ve mümkün olduğunca gerçekçi, realistik programlamalarla bu işi sürdürmeniz son derece kritik olacak. Yine burada özellikle direnç antrenmanlarıyla ilgili kaygılar ki uzun
dönemde aslında bu çok da tartışıldı. İşte zararlarıyla ilgili ya da riskleriyle ilgili birçok başlık ifade edildi. Temel nedeni de bu slaytta aslında açıklanıyor. Siz burada belirtilen unsurlara özgü bir planlama yapmıyorsanız direnç antrenmanı özelinde, o direnç antrenmanı size zarar verebilir. Çünkü siz kendi ihtiyaçlarınıza, sınırlarınıza ya da amaçlarınıza özgü bir planlama, bir tasarı içerisinde değilseniz ve bunu da ciddi bir şekilde uygulamıyorsanız açıkçası burada ciddi anlamda bir sorun teşkil edecektir. Özellikle mesela benim burada önemsediğim bir başlık daha var. Şimdi hepimizin geçmiş öyküsü var. Bir egzersiz geçmişi var ya da yok. Veya işte yaralanmamız var. İşte nedir? Kırıktır, işte çeşitli burkulmalardır veya işte çeşitli metabolik hastalıklardır veya farklı ameliyat öykülerimiz olabilir. Bunların hepsinin mutlaka önemsenmesi gerekiyor bir direnç antrenmanı planlarken. Eğer siz bunları önemsemeden herkesi bir torbaya koyup işte 3x8, 3x12 haftada 3 gün antrenman yaptım, göğüs, kol, sırt, arka kol, bacak, omuz üçlüsünü birleştirip ya çok iyi direnç antrenmanı yaptım derseniz gülerim sadece. Çünkü bu direnç antrenmanı değil, bu bir kaotik fitness oluyor. Sonuç alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Buna itiraz etmem ama bu sonuç nedir? Hani taş attınız, kuşa değmesini istiyorsunuz. Kuş düşüyor diyorsunuz ki ne vurdum ama. Ama aslında kuş taşa değdi. Sizin attığınız taş kuşa değmedi. Bu sizi yanıltır. O yüzden hani burada belirleyici olabilmek için mutlaka bu parametrelerin oluşturulması gerekiyor. Peki direnç antrenmanı nasıl çalışıyor? Hani burada gerçekten bir direnç antrenmanı insan organizmasına nasıl bir etkiye neden oluyor? Aslında bir stres, negatif bir unsur direnç antrenmanları. Ama burada tabii Hanselye'nin çok güzel bir genel adaptasyon sendromu var. Siz mutlaka bir strese karşı durduğunuzda gelişim ortaya çıkartabilirsiniz diyor. Bu hayatın her alanında böyle bu arada. Sadece direnç antrenmanları ile ilgili değil. Yani siz dozunda kaldırabileceğiniz bir stresi belirli bir süre o strese maruz kaldığınızda eğer düşmezseniz, hani onun için güzel bir sözü var ya, sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Eğer düşmezseniz kesinlikle gelişerek devam edersiniz ve aslında genel adaptasyon sendromu da bize bunu söylüyor. Yani siz 4 hafta 8 hafta bir işi sürdürdüğünüz anda o maruz kaldığınız yük bir süre sonra size kolay gelmeye başlıyor. Çünkü artık ona karşı bir adaptasyon geliştirmiş oluyorsunuz. Burada önemli olan şey ilk aldığınız stresin ya da ilk aldığınız direncin size uygun olması gerekiyor. En önemli unsur bu. Bunu sağladığınız anda gelişimin açıkçası ortaya çıkması çok da tipik bir sonuç olacaktır. Tabii burada 2010'lu yıllar çok önemli gelişmelere sahne oldu. O da şu, biz aslında direnç antrenmanlarını vücudun nasıl tanıdığı ile ilgili çok bilgiye sahip değildik. Brett ve arkadaşları çok güzel bir çalışma yaptılar. İntegrin proteini denen, özellikle ekstraseller matriks üzerinde bulunan bir proteini keşfettiler. Ve dediler ki, biz elimize bir ağırlık aldığımız anda buradaki özel integrin proteini ya da reseptörü bunu algılıyor ve götürüp hücre içerisindeki anabolik süreçleri harekete geçirebilecek bir sinyalizasyonu tetikliyor. Ve ondan sonra bir modelleme geliştirdiler. Dediler ki ya hipertrofinin ortaya çıkması için gerekli olan koşullar neler? 3 tane ana tema üzerinde kafa yoruldu. Bunlardan bir tanesi kesinlikle bir mekanik gerime ihtiyaç var. Yani öncül budur. Bir hipertrofik yanıt oluşturuyorsanız öncül olarak bir mekanik gerim yaratmanız lazım ve bu gerim dozunda olması gerekiyor. Bu gerim hücre içerisinde bir metabolik strese neden oluyor. Bir metabolik birikime neden oluyor. Bu bizim işte hücresel swelling, şişme dediğimiz bir olguyla literatürde fenomen olarak anlatılıyor. Ama burada aslında o şişme anabolik unsurun ortaya çıkması ve kasın iyileşmesi için gerekli olan bir unsur. Ve sonrasında da bizim bugün işte antrenman yaptıktan sonra 2 gün sonra her yerimiz ağrıyor. Ya ben aslında 2 gün önce çalışmıştım, bugün bana ne oldu gibi bir düşünceyle kalktığımızda bu kez de kas hasarı dediğimiz işte 1902'lerde Hoch tarafından tanımlanmış bir fenomen olan egzersiz kaynaklı gecikmiş kas hasarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu üçlü, bu tripod aslında bir direnç antrenmanı felsefesinin temelini oluşturuyor. Yani siz aslında bir direnç antrenmanı yaptığınızda bu 3 fenomenle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları optimize ettiğinizde hipertrofik yanıtınız buna uygun bir şekilde gelişiyor. Peki bu 3 başlığı etkileyen unsurlar neler? Burada bir multifaktörlü yapı var ki 2000'li yılların başında Kramer ve arkadaşları bunu modellediler. Bunlara direnç antrenmanın akut değişkenleri deniyor. Yani işte bugün bizim konuştuğumuz egzersiz seçimi, sırası, yoğunluk, tekrar sayısı, set sayısı, dinlenme aralığı, tempo yani time under tension gibi aklınıza gelebilecek direnç antrenmanı içerisinde kullandığınız tüm parametreler aslında Kramer ve arkadaşları tarafından direnç antrenmanlarının akut değişkenleri olarak ifade edildi. Ve aslında çok güçlü bir sistematik yapıdan bahsediliyor. Yani siz bir
tepki oluşturacaksanız onu ortaya çıkartabilecek parametreleri çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Yani her kaldırdığınız şey ya da her tekrar ya da o tekrarın yükü aynı sonucu ya da aynı tepkiyi oluşturmayacaktır. O yüzden hani burada mümkün olduğunca direnç antrenmanları ile ilgili akut değişkenler üzerine kafa yormak son derece kritik. Bir de tabii literatürde pratikten biraz bahsettim ya, pratik çok kritik diye bir vurgu yaptım. Nedeni de şu, 90'lı yıllarda keşfedilen bir şey var. Sistematik direnç antrenmanı ya da geleneksel diyeyim old school direnç antrenmanı yaklaşımının artık kırıldığı bir dönem yaşadık. Bu dönemde de Gary Gray ve Mike Bond gibi isimler özellikle pratikte bir sporcuyu antrene ederken bir bodybuildingçi gibi antrene etmenin çok da doğru bir yaklaşım olmadığını, tamam kasın büyüdüğünü, kasın hipertrofik cevaba maruz kaldığını gösteriyor çalışmalar, ama bu hipertrofik yanıt bizim için elverişli bir hipertrofik yanıt değil. Ve bu kez şöyle bir kavram ortaya çıktı. Fonksiyonel hipertrofi diye bir şey olabilir mi? Yani aslında kasın büyümesi bizim ihtiyacımız olmayan bir büyüme olabilir mi? Örneğin bir futbolcu için kası büyütmek akılcı olmayabilir mi? Soru bu. Yani yaptığınız iş sonucunda bir hipertrofik yanıt oluşur ama o iş futbol özgü olması gerekiyor. O iş basketbol özgü olması gerekiyor. Siz halterci gibi çalışıp kası büyütüp futbol oynamaya çalışıyorsanız bu çok elverişli olmayacağıyla ilgili 90'lı yıllarda bir farkındalık gelişiyor. Ve bahsettiğim isimler özellikle bununla ilgili çok güçlü kanıtlar ve çok güçlü pratikte beceriler ortaya koyuyorlar. Bu gösterdiğim diyagramda özellikle direnç antrenmanları planlanırken izlenmesi gereken yol yöntem açısından hangi sıranın izlenmesi gerekiyor, hangi başlıkların önemsenmesi gerekiyor net bir şekilde ortaya koyulmuş durumda. Ama ne yazık ki Amerika'da da, Avrupa'da da ve ülkemizde de bunlar biraz göz ardı edilen başlıklar. Yani standart olarak işte Joe Wilder ve arkadaşların özellikle 100 yıldır insanlara dikte ettiği bir yaklaşım var. O da nedir? İşte 3x8-12, haftada 3 gün, 2 gün ya da neyse bir model var. Bu model geleneksel olarak, old school yaklaşım olarak ifade ediliyor. Ve bugün gidin mesela McFit'e, yarın pazartesi, marka vermeyeyim ya da bir fitness merkezine gidin mesela. Pazartesi günü International Chest Day'dir. Gider sıra beklersiniz. Yani sanki o gün sadece göğüs çalışılması gerekiyormuş gibi bir algı var. Ama böyle bir durum söz konusu değil diyorum. Yani sonuç itibariyle yaklaşık 30 yıldır, 40 yıldır bunun böyle olmadığını, vücudun böyle bir tepkisinin açıkçası anlaşılır olmadığını, mümkün olduğunca sizin kendi ihtiyaçlarınıza ve bireysel özelliklerinize göre tercihler yaratmanız gerektiğini ve burada kullanacağınız özellikle modalitenin büyük oranda size özgü ve yapacağınız işe özgü fonksiyonellik barındırması gerektiğiyle ilgili de genel bir kabul olduğunu da ifade etmek isterim. Hala çünkü ülkemizde akademik camiada da pratik tarafta da bu sorun devam ediyor. Hala böyle bir bakış açısı var. Şimdi tabii birçok modalite var, kullanabileceğimiz programlama yöntemleri var, işte çeşitli teknikler var. Bunlarla ilgili de aslında hikaye 60'lı yıllardan itibaren ilerleyen bir yaklaşım sergiliyor. Aslında erken dönem çalışmalar bir fizyoterapiste ait. Thomas Delorme'ye ait. İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler yaralanınca bunları nasıl daha hızlı tedavi edebilirim diye bir bakış geliştiriyor. Ve bizim bugün aslında hafif bir yüklenmeden ağır bir yüklenmeye gittiğimiz progresif modeli bilimsel tarafta modelize eden ilk kişidir. Hemen karşısında Oxford modelinde Zinoviev bunun neyi tam tersi bir model geliştiriyor. Diyor ki daha yüksek yüklerle daha düşeye doğru gidebilir miyiz diye ters bir yaklaşım sergiliyor. Ve ikisinin de benzer etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar var elimizde. Daha ileriki dönemde hepimizin yakın tanıdığı Zsolt-Bonpa bunun neyi işte piramidal metodun çok baskın bir şekilde dünyada egemen olmasına yardımcı oluyor. Yine Zsolt-Bonpa'nın paydaşı olan Gregory Huff, bugün hala zaten National Strength and Conditioning Association'ın editörüdür, kuvvet editörüdür. Burada özellikle kuvvet antrenmanlarının ya da direnç antrenmanlarının modellenmesiyle ilgili burada görmüş olduğunuz diyagramdaki tercihlerin kişiye özgü olduğunu, standart kalıplarla oluşturulmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kendi ihtiyaçlarına, branşına ya da kullandığı modele özgü olarak bir çeşitlenme ya da bir tercihin oluşturulması gerektiğiyle ilgili vurgular yapıyor. Yani şunu diyemiyorsunuz, bu çalışma ya da işte piramidal yöntem herkes için uygun. Hayır. İşte split rutin yapabilir miyiz? Hayır. Ofis çalışanı split rutin niye yapsın? Siz ofis çalışanına split routine yaptırırsanız büyük oranda eklem hareket açıklığında ciddi anlamda bir bozulma meydana getireceksiniz. Yarın işine gittiği zaman kalemi tutamayacak örneğin. Bunun gibi ya da işte bir tenisçi normal bodybuilding antrenmanı yaptırırsanız topa vuruş hızında düşmeler meydana gelecek. Çünkü neden? Kasın ürettiği güç potansiyelinde o yarattığınız hipertrofi negatif etkilere neden olacak. Burada çalıştırılması gereken unsur ya da kullanılması gereken model daha farklı bir bakış olacak. Bu gördüğünüz dünyada evrensel bir model. Ben birçok şeyi bir araya getirerek birleştirdim. Özellikle antrenman seviyesine göre ya da kişinin egzersiz düzeyine göre tercih edilmesi gereken bir tablo aslında. Ki burada en dikkat çekici yer en alttaki bölüm.
Burası çok değişken bu arada, ciddi değişken. Üstteki taraf biraz daha tipik. Yani hemen hemen her yerde benzer ama alt taraf biraz daha özel. Çünkü velocity based train denen, özellikle hıza dayalı kuvveti ve gücün geliştirildiği bir yaklaşım var. 2010'lu yıllardan sonra özellikle ifade edilen bir şey. Çünkü kasın kuvvet ve güç üretme potansiyeli aslında bizim moleküler düzeyde proteinlerin etkileşimiyle olan, yani aktif miyozin köprülerinin kurulumuyla ilgili olan bir şey. Ve burada siz eğer standart bir geleneksel antrenman uyguluyorsanız aktinin miyozinle etkileşimi ciddi anlamda yavaşlıyor. Bununla ilgili mesela öngörülerimiz çok yüksek. Yaptırın mesela standart bir geleneksel antrenman, sporcu yavaşlamaya başlıyor. Eğer bir sporcu yavaşlıyorsa doğal olarak çapraz köprü kurulumunda bir resesyon var, bir gerileme var. Ne yapmanız gerekiyor? Yüksek limitlerde çok belki yük olarak büyük bir yük değildir yaptığı ya da kaldırdığı iş ama hızının yüksek olması gerekiyor. Yani topa vururken ne kadar bacağını iyi savurursa, o kaslar ona o kadar müsaade ederse siz o kadar topa kuvvet ve güç aktarabilirsiniz. Bacağınızın kalın olması ya da işte quadriceps bölgesinin kalınlaşması, hamstring bölgesinin kalınlaşması, gluteal bölgenin kalınlaşması bunu sağlamaz. Sağlamıyor da. Özellikle kas mimarisiyle ilgili yapılan çalışmalarda, ki bu çok önemli bir alandır özellikle hipertrofiyle ilgili, kasın kütlesinde bir artış var, kasın mimarisinde değişimler var, fasikül uzunluğunda bir artış var, penasyon açısında değişme var. Ama bir tarafta Usain Bolt dünyanın en hızlı insanı, diğer tarafta bir bodybuildingçi masada 10 dakika oturamaz, uyuklar. Yani koşturursanız muhtemelen bir yerini sakatlar. Ama baktığınızda morfolojileri benzer, aslında benzer değil. Dışarıdan benzer gibi görünüyor ama içeride hikaye bambaşka. Özellikle kas mimarisi açısından da bambaşka. Biyokimyasal olarak içerideki devinim de bambaşka. O yüzden burada neyi, kime ve nasıl çalıştıracağımız, hangi modeli kullanacağımız son derece kritik olacaktır. Yani tekrar sayıları, set sayıları, bunlarla ilgili dinlenme aralıkları açıkçası büyük oranda elinizdeki insan kıymetiyle ilgili bir başlık olacak. Peki, az önce bahsetmiştim. Mesela bir arama yapıyorsunuz direnç antrenmanı. Yani hangi birini okuyalım? O kadar çok ki. Ve bu sayı giderek artıyor. Yani devinim inanılmaz boyutta. Tabii burada ayrıştırıcı birçok şey kullanabiliriz. Filtreleme noktasında birçok şey belki denenebilir ama ya sonuçta yine de okuma hızımız bunun altında. Yani birim zamanda okuma hızımız, birim zamanda üretilen makale sayısının çok altında. O yüzden buna mutlaka bakmak gerekiyor. Üretilen kitaplar inanılmaz fazla. Yani her yıl üzerine eklenerek devam ediyor. Yani o kadar çok ki artık spesifik başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Yani direnç antrenmanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları derleyen ya da işte bunlarla ilgili yorumsal bakış sergileyen yazarlar birçok başlıkta direnç antrenmanlarıyla ilgili kitaplar üretmeye başladılar. Peki makaleler bize ne söylüyor? Hani az önce söyledim, bu makaleler gerçekten hani sadece bir 10-15 kişi üzerinde yapılan böyle mini ufak etkiye sahip çalışmalar mı, yoksa sistematik derlemelerin olduğu, meta analizlerin olduğu bir genel konseptin tartışıldığı özel çalışmalar mı? Yani kanıt hiyerarşisi açısından en üst seviyede yer alan ve bizim de gerçekten dikkat etmemiz gereken bulgulara sahip olan bir örüntüye mi sahip? Baktığımızda sadece meta analizleriyle ilgili eğer bir sınıflama ya da bir filtre yaptığımız zaman başlıkları lütfen takip edin. Antropometrik özellikten, ki ilk dönem belki erken dönem araştırmalar bunun üzerine yoğunlaşmışken, daha sonrasında nerelere doğru evrileceğini, mesela ağrı skorlarını minimize etmede direnç antrenmanı ne kadar etkili olabilir? Ki kronik olarak mesela şöyle bir bilgi vereyim size. Bugün dünya yüzeyinde her 10 kişiden 7'si alt sırt ağrısı yaşıyor. Yılda 2 kez en az. Korkunç bir rakamdır. Şöyle kendinizi bir check edin. Mutlaka yaşıyorsunuz. Ve bunu azaltmada, minimize etmede direnç antrenmanları oldukça küratif. Oldukça koruyucu, protektif bir özelliği var. Devam edelim mesela yine kardiyometabolik sağlık. Bugün mesela çok ilginç bir data vereyim. Aydar Hocam bu konularla ilgili çok fazla uğraşıyor ve toplantıya da katılıyor. Dünyada yürüyen her 6 kişiden biri hipertansif. Korkunç bir rakam bu. Yani 1.2 milyar hipertansif insan var. Devam edelim. Bugün dünyada yürüyen her 12 kişiden bir kişi diyabetik popülasyon. Bu oran Türkiye'de 8 kişiden bir kişi. Bu korkunç bir rakam ve bunlar üzerine çok ciddi direnç antrenmanlarının etki ettiğine dair kanıtlar var. Yine çağımızın en önemli sorunları nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer gibi, demans gibi problemlerin ortaya çıktığı ve giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu anlamda da bunu önlemede yine direnç antrenmanlarının çok güçlü olduğu çalışmalarda ifade ediliyor. Benzer şekilde kanseri önlemede, kanserin hem önlenmesinden kanser hastalarının tekrar hayata tutulması ve yaşam kalitelerinin arttırılması ile ilgili çok ciddi kanıtlar elimizde var. Burada göstermiş olduğum çalışmalar bu arada
yeni dönem çalışmalar, yani örneğin işte 2020 ve sonrası için oluşturulmuş çalışmalar. Peki burada biraz daha hani mikroskobun gözünü içeriye doğru aldığımızda neler var? Yani yaşa ve yaşantıya bağlı olarak neler değişiyor diye baktığımızda aslında hücresel boyutta inanılmaz bir hareketlilik var. Hem upregüle olan hem downregüle olan, yani hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Yani siz tercihlerinizle hücrelerinizin esnekliğini arttırabiliyorsunuz ya da hücrelerinizde bir stiffness yaratıyorsunuz. Yani yaşa ve yaşantıya bağlı olarak hücrenin içerisinde bulunan organellerin tüm çalışma mekanizmasında değişiklikler meydana getiriyorsunuz. Hatta birazdan başka bir şey daha göstereceğim. Nükleer düzeyde genetik ya da gen hareketliliği üzerine etki etme potansiyeli yaratıyorsunuz. Ve bunun, bu arada konuştuğumuz başlıklar belki de hücrenin içerisinde bugün bulduğumuz oranı düşündüğümde %1 düzeyinde. Yani %99'dan daha büyük bir alanı keşfedemedik hala. Bu öngörüyle burada yapıyorum. İleriki zamanlarda tekrar buraya geldiğimiz zaman konuşuruz. Bununla ilgili gelişmeleri tartışırız ve bu farkındalığı lütfen oluşturun. Yani bugün bildiğimiz şey, bilmediğimiz kütlenin çok çok altında. Bunun nedeni de burada göstermiş olduğum tüm bu başlıklar hücre içerisinde direnç antrenmanı yoluyla harekete geçebilen ya da hareketsiz kaldığınızda, yani bir inaktivite yarattığınız zaman, işte sedanter bir yaşantıyı benimsediğiniz zaman burada görmüş olduğunuz tüm parametrelerin hepsinde bir bozulmaya neden olabiliyor. Örneğin mesela yaşamın beklentisiyle ilgili bir sınama yapıyorsanız telomer uzunluğuyla ilgili bir farkındalık oluşturup telomerlerin kısalmasının bu saydığım yaşa ve yaşantıya bağlı sorunlarla karşı karşıya sizi bırakabilecek unsurlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yine hücre içerisinde bakın yol ve yolaklar açısından birazdan hocalarım değinecekler. Ben çok fazla içerisine girip zaman almak istemiyorum. Gördüğünüz bu mekanizma aslında direnç antrenmanı yoluyla harekete geçirebileceğimiz ya da baskılayabileceğimiz yol yolaklar. Yani atrofik modellerle ilgili bir baskılama, anabolik modellerle ilgili bir hareketlilik ya da bir stimülasyon yaratma potansiyelimiz var. Bugün işte bir mercek altında baktığınız zaman hücre içerisinde örneğin işte o girişte Brett ve arkadaşların ifade ettiği mekanik gerimin neden önemli olduğu ya da Hans Selye'nin genel adaptasyon sendromundaki o dozunda stresin neden önemli olduğunu çok güzel anlatıyor aslında moleküler düzeyde. Çünkü siz o direnci verdiğiniz anda hücre bunu hemen algılıyor. Ve kendi içerisinde bundan sorumlu olan yol ve yolaklarla ilgili ciddi anlamda bir kazanım, bir hareketlilik, bir stimülasyon devreye alıyor. Biraz da crosstalk, yani kasları çalıştırmanın diğer organlarla olan etkileşimine bakalım. Bu da yeni bir başlık. 2-3 yıldır konuşulan önemli bir başlık. Yani aslında biz bir enzimden, bir proteinden, bir biyokimyasal parametreden, bir stokinden, bir miyokinden bahsediyoruz ama bu çok da öyle sandığımız bir küçük bir şey değil. Yani bugün iyi bir beyne sahip olmak istiyorsanız çok önemli bir başlık. İyi bir vücuda sahip olmak istiyorsanız çok önemli bir başlık. Çünkü o gördüğünüz mikro yapılar sizin bugün güncel formunuzu oluşturuyor. Genel sağlık parametrelerinizle ilgili aslında ortaya koyduğunuz o günceli belirleyen şey bu oluyor. Ve genel olarak yaklaşım şu. İlk keşfedilen, mesela ben bu konuyu anladığımda gerçekten çok da heyecanlanmıştım. Şimdi hormonların keşfi belli bir zaman önce oluyor. İşte yaklaşık 150 yıl kadar bir tarihi var, örnek veriyorum. Bir süre sonra mesela uydu hücreleri keşfediliyor. 60'lı yıllarda Alexander Mauro tarafından ifade ediliyor mesela. Fakat hala kas içinde başka şeylerin olduğu, başka başlıkların olduğu konuşuluyor. Ve çalışmalar o yöne doğru evriliyor. Stokinler ortaya çıkıyor. Yani hücrenin salgıladığı yapılar anlaşılıyor. Hala istenilen düzeyde değil, bu kez bir miyokin kavramı ortaya çıkıyor. Miyo Latince kas demek zaten, kin salgı. Kasın salgıladığı özel proteinler, özel yapılar ve bunlar keşfedilmeye başlıyor. İlk keşfedilen miyokin de yanlış hatırlamıyorsam miyostatin. İlk bulduğumuz, yani bilim insanlarının ilk keşfettiği kastan salgılanan ve kasın aşırı büyümesine engel olan bir parametreden bahsediyorum. Fakat bugün onlarca miyokin keşfettik ve belki yüzlerce daha keşfedeceğiz. Çünkü bugünkü bilgimiz bu kadar ya da elimizdeki teknolojik imkanlar buna müsaade ediyor. Ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra bambaşka örüntülerle karşı karşıya kalabiliriz. Ve bugün dünya şununla uğraşıyor. Karaciğerinizi iyileştirmek istiyorsunuz ya da sağlıklı tutmak istiyorsanız egzersiz yapmak zorundasınız. Ki direnç egzersizi bu anlamda çok önemli. İşte kemik formasyonunuzu oluşturmak istiyorsunuz. Mesela 1890'larda Dr. Julius Wolf diyor ki kemiğe dozunda direnç verirseniz daha güçlü olur. Bakın 100 küsür yıllık bir bilgi. Ama bugün bunu moleküler düzeyde de ispatlamış durumdayız. Direncin bir stres noktası var. O stres noktası düzgün uyarılırsa o kendi içerisinde bir piyazo elektrik etki yaratarak aslında gelişimin önünü açıyor. Korkunç başlıklar bunlar. Yani bizim çok algımızın ya da düşündüğümüzün ötesinde konular. Az önce bahsettim. Metabolik esneklik kazanmak istiyorsunuz. İşte şeker hastalığı
oranlar ortada. Önlemenin en kolay yolu. Çünkü GLUT4 reseptörlerini aktive edebilecek en önemli araç kas kütlesinin arttırılması. Ve kasın en azından egzersiz sırasında kullanabildiği glikoz miktarını artırabilecek başlıklar yaratabilmek. O yüzden burada birçok organ için ya da vücudumuzdaki tüm sistem ve organlar açısından direnç antrenmanlarının çok önemli bir başlık olduğunu bulmamız gerek. Peki biraz niceliksel veri konuşalım. Kalp hastalıklarında %40 azalma, inmede %20, tipki diyabette %50, yüksek kan basıncı %50, göğüs kanseri %50, kolon kanseri %60, Alzheimer gibi birçok parametrede aslında çok ciddi kazanımlar elde edebiliyoruz. Ve bunlar bugün tanımlanmış ilaçların çok ötesinde çok daha bana göre etkili bir araç olarak değerlendirilebilir. Peki gelecek ne diyor? Hocam bahsetmiştim size. Bu grup, bunlar genetik bilimciler ve özellikle hücre çekirdeği içerisindeki genetik modellemelerle ilgili. Burada hücre çekirdeği içerisinden harekete geçebilen çeşitli genetik materyalin hareket edip edemeyeceğiyle ilgili ve bunun da egzersiz etkilerini kopyalayabilip yani mimik edebileceğiyle ilgili bir bakış sergiliyorlar. Ve bu yayınlandı, yaklaşık 10-15 gün önce yayınlandı. Çok bana göre özellikle immobil olan popülasyonlarda çok etkili olabilir. Çünkü kişinin hareket etme potansiyeli yok. Bu tarz bir medikasyonla bu kişiler en azından egzersizin neden olduğu etkilere maruz kalabilirse korkunç bir iş olabilir. Burada da daha çok hücre çekirdeği içerisindeki genetik materyal kullanarak bir model oluşturur. Çalışmayı bıraktım. İlgilenenler bakabilirler arkadaşlar. Aslında hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Yapmamız gereken şey doğayı, kendimizi ve yapmış olduğumuz işleri anlamaya çalışmak ve mümkün olduğunca bunu derinleştirmek hepimiz için bence bu daha iyi olacak ve insanlık daha iyi bir yere gidecektir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.